Özellikle 3 Çalıştay'da çok güzel sonuçlar alacağımıza eminim. Çünkü çok değerli, şöyle baktığımda hocalarımızın burada güzel çalışmalarını, anlatacaklarını okuyorum. Burada öğrencilerimizin de bundan faydalanacağına inanıyorum. Tabii ki bilim ve bilim haberleri önem, çok önemli. İnanın bizim de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekli olduğuna inanıyorum. Özellikle Aydın Sayın Hoca'nın benim yani şöyle eskilerden bildiğim Orta Çağ'da İslam uygarlığının bilime verdiği katkıyı çok ele aldığını biliyorum. O nedenle bunların bilinmesi ve günümüzde de bu konuda çalışmaların yapılmasını açıkça söyleyeyim çok istiyorum. Onun için de siz değerli hocalarımıza bu konuda çok görevler düşüyor. İslam dünyası ve medeniyetinin bilime ve dünya devletlerinin inkişafına yaptığı katkıları ortaya koyduğu çalışmalar Türk ve İslam dünyasının dünya bilim tarihindeki müstesna yerini de böylece tespit etmeye yaradı. İnşallah Türk kültür başkenti olan Kastamonu'da Türk kültürüne sayısız katkılarda bulunmuş, karakteriyle, akademisyenliğiyle nadide bir bilim insanı Aydın Sayılı'nın anılıyor olması oldukça önemlidir. Sayılı'nın Türk kültürüne yapmış olduğu hizmetlerden biri de Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'na 10 yıl boyunca kurucu başkanlık etmiş olmasıdır. O bu 10 yıllık süre içerisinde İbn Sina, Beyruni gibi felsefe ve Türk İslam tarihinin büyük isimleri hakkında sempozyum ve kongreler gerçekleştirmiş, çok değerli eserlerin yayınlanmasına öncülük etmiş ve kendi kütüphanesini başkanlığımıza miras bırakmıştır. Nadir eserler de dahil olmak üzere 80 bin üzerinde eseri içinde barındıran Aydın Sayılı Kütüphanesi önemli bir ihtisas kütüphanesidir. Kütüphanemizde ayrıca Aydın Sayılı'nın kendi el yazısı ile tutulmuş olan 42 adet kişisel not defteri mevcut. Bunlar kurumumuzca taranmış ve tasnif edilmiştir. Defterlerin müstakil eserler olarak yayınlanması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca kurumumuz Aydın Sayılı'nın yayınlanmış olan bütün eserlerini kapsayan 12 ciltten oluşacak bir Aydın Sayılı külliyatı hazırlamaktadır. Başkanlığımız bugün onun halefi olarak bıraktığı yerden bayrağı devraldı ve Türk bilim tarihi konusunda eserler yayınlamakta ve etkinlikler düzenlemekte. Bu noktada kendisinin bıraktığı mirası devralmaktan dolayı iftihar ediyoruz. Bağlamında bazı çalışmalara rastladığımızı söylemem gerekiyor. Şöyle ki, erken dönemlerde örneğin İslam dünyasının bu vesileyle saygı ve rahmetle anlıyorum. Teşekkür ederim.